Alparslan Hoca, ismim Alparslan Demir. Yeni serimizin yeni videosuyla karşınızdayım. Fransızca, Türkçe, İngilizce karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yapıyoruz. 8. videomuza geldik. 100 videodan oluşan bu serinin her videosunda 3 tane cümleyi inceliyoruz. Farklı zorluk seviyelerine göre yazdığım cümleler farklı dil bilgisi konularına göndermeler yapmaya uygun cümleler ve pek tabi yeni kelimeler, terimler, deyimler, ifadeler içeren cümleler. Hepsini özellikle seçerek, düşünerek, planlayarak yazdım sizler için. Toplamda 300 cümle çalışıyoruz. Hem çeviri nedir, çeviri nasıl yapılır, Türkçeden Fransızcaya, Türkçeden İngilizceye çeviri nasıl yapılır ve farklar nelerdir diye bakmış oluyoruz. Yeni kelimeler, terimler, deyimler hatta atasözleri öğreniyoruz ve dil bilgisi konularını tekrar ediyoruz. Farklı dil bilgisi konularına göndermeler yapıyoruz. Dolayısıyla Fransızca, İngilizce öğrenenler için çok faydalı bir seri. Fransızca bilip İngilizce çalışanlar ya da İngilizcem var Fransızca öğrenmek istiyorum diyenler için çok faydalı bir seri. Benim İngilizce ile hiç işim yok. Fransızca öğrenmek istiyorum ya da Fransızcayı öğrenmek istemiyorum, İngilizce çalışıyorum diyenler için yine çok faydalı bir seri. Seriyi birinci videodan itibaren mutlaka yazarak çalışın. Çok faydalı olacaktır zira kelimeleri yazmaya elinizde alışsın. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanala destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşede abone ol diye bir seçenek var. Videoyu beğenip yorum yazmayı da unutmayın. Haydi başlayalım. Videomuzun ilk cümlesi şöyle. Anlamadım. Tekrar edebilir misiniz lütfen? Anlamayan kim? Ben. Şurada bir gizli özne var değil mi? Ben anlamadım. Hem de olumsuz cümle var. Anlamak fiili var ve olumsuz. Hemen Cümlenin Fransızca karşılığına bakalım. Je n'ai pas compris. Pouvez-vous le répéter s'il vous plaît? İngilizcesi I didn't understand. I did not understand. Can you repeat it please? Şimdi eşleştirelim öğeleri. Hem de hepsinin üzerinde duralım konuşalım. Şurada ben şahıs zamiri var bu kolay. Ben. Je şahıs zamiri ile birleştirelim. İngilizcesi I. Hemen yanına şunu ekleyelim. Bakın şurada nö pa var. Daha önce karşımıza çıkmıştı, konuşmuştuk. Nöpa Fransızca'daki en çok kullanılan olumsuzluk ifadesi. Anlamadım derken şurada yine var bakın. Şöyle birleştirebiliriz. I did not derken şöyle birleştirebiliriz. İngilizce karşılığını da bulduk. Hemen şurada anlamak fiili var bakın burada. Ben şahıs zamirine göre dili geçmiş zamanda çekilmiş hem de olumsuz. Fransızcasında şöyle birleştirelim. Comprendre fiil var. Dili geçmiş zaman passé composé de le passé composé. Je şahıs zamirine göre çekilmiş. Buradaki comprendre fiilin patisi pasesi geçmiş zaman hali. I did not dedikten sonra fiilimiz burada. Şöyle birleştirebiliriz. Hemen sonrasında. Bakın burada pu var var. Ebilmek karşılığını veriyor. Pu ve diye çektik. Bu şahıs zamirine göre can ability bir modal İngilizcede. Şöyle birleştirebiliriz. Şurada bu siz şahıs zamiri var. Türkçe karşılığında şuradan buluyoruz. Fiilin çekiminden siz şahıs zamirine göre söylendiğini buluyoruz. İngilizcesi burada şöyle birleştirelim. Sonrasında ne var bakalım. Şurada repeat var. Tekrar etmek demek. E binmekle birleştirdik. Şurada da repeat var. Can you repeat it please? Hemen sonrasında şurada lütfen var. Önce onu bulalım. Please karşılığı sonra si vous plaît Fransızcası si vous plaît'i şöyle kısaltıyorlar. Bunu da aklınızda tutun. Söylememiz gereken bir şey daha var. O da ne? Şurada bakın bir löv var. Şurada bir it var. İkisini birleştirelim. Türkçesinde var mı? Türkçesinde yok. Onu tekrar edebilir misiniz? Lütfen dendiğini düşünelim. Bu bir tamamlama zamiri. Onu tekrar edebilir misiniz lütfen? Şimdi şuraya bir yıldız atalım ve Fransızca tamamlama zamirleri, tamamlama zamirleri konusunu çalıştığımız videonun kartını ekleyelim. Kanalımızdaki en çok seyredilen, en çok yorum yazılan, beğenilen 4 videodan bir tanesi tamamlama zamirleri konusunu çalıştığımız anlattığım video. Kartını buraya ekledim. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve çalışın. Faydalı olacaktır. Cümleleri bir okuyalım. Atladığımız öğe var mı? Ben anlamadım ya da anlamadım Tekrar edebilir misiniz lütfen? Je n'ai pas Pouvez-vous le répéter s'il vous plaît? I didn't understand. Can you repeat it please? İngilizcesi daha kolay gibi geliyor değil mi? Aslına bakarsanız Fransızca ve İngilizcesini eşleştirdiğimizde benzer öğelerin olduğunu da görüyorsunuz. Türkçe'de tekrar etmek, Fransızca'da repete, İngilizce'de repeat gibi Mantığını yakalarsanız, yani çalışma yöntemimizin mantığını yakalarsanız, çok yararlı olduğunu göreceksiniz. Hadi devam edelim. Videomuzun bir başka cümlesi, kısacık bir cümle. Bakalım işimize yarayan neler var içinde. İşte hayat. Hayat böyle, hayat bu. Gibi düşünelim. Fransızcası, la vie, la vie. İngilizcesine bakalım. That's life. Şimdi bunların üzerinde konuşalım. Fransızcadaki S'yi öğrenciler işaret sıfatları ile karıştırıyorlar. Aslına bakarsanız bu bir sunum sözcüğü. Türkçede direkt olarak bir karşılığı yok. Ben Fransızca sunum sözcükleri diye konuyu detaylıca anlattım. Şimdi konuyu çalıştığımız videonun kartını buraya ekledim. Mutlaka izleyip çalışın. S ve Sü son sunum sözcükleri. Biri tekil, biri çoğul. Birini birilerine tanıştırırken ya da bir şeyi birilerine gösterirken kullanıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Mesela se ma nouvelle voiture. Bu benim yeni arabam. Ya da arkadaşlarıma amcamı tanıştırıyorum. Se mon oncle Lük. Bu benim amcam Lük. Çoğul kullanalım. Mesela Süson M Düzemi Bunlar benim iki arkadaşım. Lük E Selin. Lük ve Selin gibi düşünebilirsiniz. İşaret sıfatı olmadığını anlamak kolay. İşte sözcüğü ile Türkçesindeki karşılığını kurabiliriz buradaki that's ile oluşturabiliriz yani İngilizcesini. Şimdi şöyle bakın bir être var. Şöyle birleştirip karşılıklarını bulabiliriz. Hemen sonrasında la vie var. La vie hayat demek. Şöyle birleştirelim. life İngilizcedeki karşılığı. Bu cümleyi nerede kullanabiliriz? Yani nerede? Fransızcada la vie, İngilizcede that's life diyebiliriz üzücü bir şey olduğu zaman da söyleyebiliriz. Hayat böyle gibi bir çeşit ünlem ifadesi gibi aklımızda tutalım ve sonraki cümlemize geçelim. Videomuzun üçüncü ve son cümlesi şöyle. Lütfen şifrenizi girin. Lütfen şifrenizi girin. Siz şahıs zamiri var değil mi? Onu buluyoruz. Hemen Fransızcasına bakalım. S'il vous plaît, entrez Votre mot de passe. İngilizcesi: Please enter your password. Hemen eşleştirelim bakalım. Şurada s'il vous plaît var. S'il vous plaît lütfen demek. Daha önce geçmişti. Bu şekilde kısaltarak kullanıyor Fransızlar. İngilizcede please, Türkçede lütfen. Şöyle eşleştirelim. Hemen şurada entrer var. Entrer Girmek demek bir yerden içeri girmek anlamında da kullanıyoruz. Bakın İngilizcesine ne çok benziyor. Entrer. enter. Şurada votre mülkiyet sıfatı var. L'adjectif, possessif. Fransızca'da mülkiyet sıfatları isimlere bağlıdır. Ve isimlerin eril, dişil, tekil, çoğul olmasına göre akorlanır, değiştirilir. Şifre niz derken şurada karşılığı var diye bulabiliriz. İngilizcedeki "your" hemen sonrasında ne var? Şurada passe var, yani şifre, password. İngilizcesi şöyle eşleştirelim. Şuraya bir yıldız atalım. Yıldız bizim ek bilgi işaretimiz. Birkaç tane kelime ekleyelim. İngilizcedeki "past" hemen yanına yazalım. Geçmiş, önceki karşılıklarını veriyor. Past tense, geçmiş zaman, geçmiş, önceki. Mesela past hope desek bu da umutsuz, çaresiz karşılıklarını Türkçeye veriyor. Umutsuz, çaresiz. Bir iki şey daha ekleyelim. Biraz önce söylemiştim. Hadi onu da yazalım. Past tense geçmiş zaman demek. Geçmiş zaman. Hemen bir şey daha ekleyelim. Past due. Bu da vadesi geçmiş demek. Vadesi geçmiş. Ne kadar çok kelime öğrenirsek o kadar iyi. Bunların hepsi past ile ilgili. Şöyle bir ekleme daha yapalım. To pass fiili geçmek demek. Geçmek. Bununla ilgili birkaç şey de şuraya yazalım. Mesela past away desek bu bir deyim diye düşünebiliriz. past away ölmek demek. Diğer dünyaya göçmek gibi. Mesela pass by desek bir yerden geçip gitmek ya da umursamamak gibi anlamları Türkçeye verir. Geçip gitmek yazalım. Bakın bunların hepsi ek bilgi. Kelime defterinize bunları da yazabilirsiniz. Cümlelerimizi tekrar bir okuyalım. Lütfen şifrenizi girin. S'il vous plaît, votre mot Bakın burada emir kipinde siz şahı zamirine göre çektik. Please enter your password. Ve geldik videomuzun sonuna. La fin de la video. The end of the video. Videonun sonu. Fransızca, Türkçe, İngilizce. Karşılaştırmalı ve çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serimizin 8. videosunun sonuna geldik. Alparslan Demir ile Fransızca ve İngilizce dersleri kanalımızın ismi. Henüz abone olmadıysanız abone olarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Videoyu beğenip yorum yazabilirsiniz. Fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Mesela farklı konularda ek kelimeler, terimler yazalım mı? Bu faydalı oluyor mu? Bunu belirtebilirsiniz. Zil çan işaretine tıklayarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Serinin devamında gelecek videolardan farklı konularda gelecek farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.